Almanya gibi büyük gelenekleri olan, bağımsızlık geleneği olan bir ülkenin de Amerika'nın güdümünde Türkiye'nin parçalanması planlarına alet olmayacağını bekliyoruz, ümit ediyoruz ve bunu da biliyoruz. Vatan Partisi heyeti sözde Ermeni soykırımı yasasını çıkarmaya hazırlanan Alman parlamentosuna son uyarıyı Berlin'de yaptı. Federal basın merkezinde basın toplantısı düzenleyen Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, önce Almanca ardından Türkçe açıklama yaptı. Perinçek konuşmasında AİHM 2. Daire ve Lahey Adalet Divanı'nın kararlarını hatırlattı. Mahkeme kararında diyor ki 1915 olayları Holokost'a yani Yahudi soykırımına benzemiyor. Bu kapsamda değil. Yani soykırım değil. Tehcir yani zorla göç ettirme soykırım anlamına gelmez diyor. Kim? Lahey Adalet Divanı. Almanyalı yetkilileri dostça uyardıklarını belirten Perinçek, karar çıkarsa bu Türk milletine düşmanlık anlamına gelir dedi. Düşmanlığın ifadesidir. Almanya'nın herhangi bir şekilde soykırım yönünde bir parlamentonun kararlar alması, hükümetin bu yönünde açıklamalarda bulunması Türkiye'de bir düşmanlık olarak, bir düşmanlık ilanı olarak kabul edilecektir. Perinçek'in ardından konuşan eski Almanya milletvekili Hakkı Keskin de Almanya hükümetine seslendi. Soykırım kavramıyla suçlanmak istenmektedir. Biz bunu kabul etmeyiz, edemeyiz, etmeyeceğiz. Buna karşı da demokratik yollardan mücadelemizi sürdüreceğiz. Keskin karar çıkarsa Almanya ve Türkiye'deki Türkler son derece rencide olur ifadesini kullandı. Almanya parlamentosundan soykırımla ilgili bir karar çıkarsa bu Almanyalı Türkleri ve Türkiye Türk halkını son derece rencide eder. Çünkü haksız ve yanlış bir karar olur.